yıkıcı bir depremin gerçekleşmesi halinde Esenyurt bu duruma hazır mı, bunu merak ettik ve bu soruyu vatandaşa sorduk. İşte cevaplar. Efendim merhabalar, Esenyurt sizce depreme hazır mı? Yok. Ne, Esenyurt mi? Benim bina yıkılmış da hala gelen yok. Ne zaman yıkıldı? Aa, bu yıkılmamış da kolonlar hep çatlamış. Kontrol yaptılar. Hasar tespitini yaptılar. Bir daha gelecek. Şu anda 10 gündür gelen yok. Talat Paşa'da. Ne öneriyorsunuz? Ya gelsin bassınlar bu bina. Yani biz 18 kişi içinde oturuyoruz. Bu binanın içine. Paramız yok, bir şeyimiz yok. Çıkamıyoruz yani. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Sizce Esenyurt depreme hazır mı? Vallahi Esenyurt'un durumu ortada belli. Yani Esenyurt demek İstanbul demek. Ama Esenyurt'a şöyle dönüp baktığın zaman bir tane yeşil alan yok. Betonla çevrilmiş zaten ama son 15 yıldır, 15 yıldır bugün değil. Bir dakika, bugünkü yönetimden bir alakası yok. Bunu geçmiş yönetime sormak lazım. Yani bu kadar yaparken, bu kadar ruhsatlar, rasanslar, bilmem işte AVM'ler yaparken düşünmeleri gerekirdi. Vatandaşı, milleti düşünen yok. Cepini düşünüyor herkes. Yani bu da geçmiş yönetimin suçudur. Yani şu an bu andan sonra da Esenyurt nasıl, bir yeşil alan yok, nasıl hazır olacak? Peki şu anda siz ne öneriyorsunuz? Depreme hazır olması için ne öneriyorsunuz? Sizce ne yapılmalı? Vallahi bölgesel, yani toplanma merkezi olması gerekiyor. Yani bir alan olması gerekir. Şöyle gelelim. Yani bu deprem konusunda da yani bu İstanbul'un içinde hep önem veriyorlar yani. Bütün binalara bakıyoruz, televizyonu izliyoruz. Hasarı olan binalara. Yani Esenyurt'ta devletin bir adamı gelip kontrolü görmedik ki biz. Yani bu belediyeden yeni gelmiş, daha adam bilmiyor. Yani bu belediyenin bir suçu yok. Evet yani. Evet ama ben şu anda benim binam hasar gördüler, tespit yaptılar. Şu anda gelen yok. Kolonlar çatlamış zaten. Bir bakmalarını istiyorsunuz. Evet geldiler, bir daha gelecekler. Hasar tespiti bir daha yapmazlar. Deneme testini yapması lazım yani. Sizce, sizin düşüncenize göre, evinize göre, iş yerinize göre Esenyurt depreme, olası büyük bir yıkıcı depreme hazırlıklı mı değil mi? Hazırlıklı değil. Hazırsız değil. Hazırlıklı değil. Yok. Neden değil? Neden olacak ki? Neden olacak ki? Binalar sağlam mı? Tedbir var mı? Ya, nerede tedbir var? Şu araya girsem zaten ölürüm. Evde çıkmasa da ölürüm. Hani şey var mı? Toplama alanı var mı? 570 tane toplama alanı vardı. Nerede? 74 tane çıktı. 74. Nerede diğer toplama? Ha, bunları dikilmiş ha. Ne öneriyorsunuz? Sizce şimdi ne olmalı deprem olmadan? Vallahi deprem olursa hepsi ölür gider. Deprem evet. Olmadan önce ne yapılsın? Ne istersin? Saray kalır. Başka hiçbir yer kalmaz. Haydi eyvallah. Sizce hazırlıklı mı Esenyurt şu an yıkıcı bir depreme? Vallahi şu anda hazır değil. Neden? Ya çünkü şu anda bu Esenyurt'un bu binaları demirler hep ince demirlerden kullanılmış. Misal 16'lık demir kullanacağını adam getiriyor, daha ucuzundan kaçayım diye 8'lik. 10'luk demiri kullanıyor. Şu an bahsettiğiniz binalar buradaki binalar mı? Bu şu andaki binalar. Yüksek binalar. Yüksek binalar tabii. Adamlar hep kaçıyor. Esenyurt'un müteahhitleri tabii. Yani ucuzundan bulmak için her türlü yolu şey yapıyorlar. Ne öneriyorsunuz? Ya şu anda bir şey önermiyorum. Zaten her şey ortada belli. Esenyurt'un hali belli, şeyi belli, binası. Ondan sonra deprem olduğu zaman bir yere kaçamazsın, bir yere gidemezsin. Zaten her taraf bina. Sizce Esenyurt depreme hazırlıklı mı? Hazır değil. Neden değil? Çünkü şu gördüğünüz binaların çoğu, orası alandı, oralar hazinenin yeriydi. Şu anda milletin toplanmalarına oralarda, oralar bitti. Esenyurt'un evinden çıktığı zaman hiçbir parkı yok benim gördüğüm. Hiçbir şey yok şu anda. Böyle küçük parkları yazmışlar. Eski belediye başkanı bu binaların yapışında da hiç denetleme olmadı. Belediye başkanı, müteahhit ve aradaki memur aralarında böylece her şeye izin verdiler, öyle yapıldı. Yani bu binaların da ben çoğunun depreme dayanıklı olduğunu zannetmiyorum. Çoğunun riskli olduğunu mu düşünüyorsun? Eski de olsa, yeni de olsa çoğunun öyle kurallara uygun veya yapıldığını hiç düşünmüyorum. Öyle müteahhitle belediye başkanı, eski binada, yeni binada. Şu anda öyle bir dayanıklı kalite bina olduğunu düşünmüyorum çoğunun. Ben Esenyurt Metel Seçme'de oturuyorum. Aldığımız bina 270 milyar ama gidin bakın daire çürük. Neresi çürük? Esenyurt Mertel Çeşme. Mertel
Mert Erçeşme'de oturuyorum ben. Dairenin çürük olduğunu nasıl anladınız? Çatlak her taraf. Depremden sonra hep çatladı. Evet, şeyi sordu. İskanı aldık, gitti, getirdik. Adam söyledi. Devlet hepsini karşılamıyor diyor. Toplum olacaksın. Dairede 6 kişi oturuyorsun. Sadece bir kişi razı. Diğer hiç kimse razı olmuyor. Ne yapacak? Ya mezere? Yapacak bir şey yok. Normalde bir kişi razı olduğunda... Olmuyor. 6 kişi ise 6 kişi, 7 kişi ise 7 kişi. Ne öneriyorsunuz? Atıyorum depremin 5 yıl sonra bugün olacağı söylendi. 5 yılda burada neler yapılabilir? Vallahi bence ilk önce bu deprem konteynerine güzergenden böyle kontrollü bir şekilde, önceden Kızılay yaptığı gibi belediyeler belli bir yere, alçık alana. Şimdi dışarı çıktığını düşünün, şurada oturuyorsunuz. Deprem olduğunda binası da üst düzeye yıkılacak. Öyle bir güzel yerler yapılmasını isterim yani. Boşa soruyor musunuz insanlar? Bence sağlıklı değil. 5.8 bu defa sallandı. Birçok yerler kırıldı. Ama fay hattı var 17 kilometrede, büyük fay hattı. Fay hattı zannedersem Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, ta Yalova'ya kadar. Esenyurt yarın 7.8, 8 noktaya kadar da çıkabilir. Çıktığı zaman birçok yerler yıkılır. Binanın temeli en az da böyle yapılması lazım. Adam atıyor 20 ton demir, atacak 35 ton demir. Olacak ki yani. Siz bunun böyle yapıldığını gördünüz mü? Böyle yapıldığını... Çok evet. Önce de yapanlar ya, var. Ömer efendim, ben 3 katlı binaları görüyorum hanımefendi. Şöyle bir şekilde yapıyor, adam onluk demir atıyor. 3 kata 4 kata onluk demir. Bunun hakkı 12 veya da 22'lik temele atılacak. 12-22 dediğiniz onluktan daha kalın, daha güçlü demirler. Daha güçlü. Onluk atıldı. Hepsi onluk atıyor 3 katlılara falan. Şimdi baktığın zaman bu milletin haberi yok. Hepsi köce bucakta yatıyor. Hani devlet memurları bunu bilmiyor yani. Kimse de söylemiyor. Bir deprem olursa, Van'daki deprem 39 saniye oldu. Burada olursa İstanbul'un yarısı gider. Evet. Yarısı. Ne öneriyorsunuz? Şu an itibariyle ne yapılmalı? Ne yapılmasını bekliyorsunuz? Herkesin bir sağlam şekilde bir iş yapması lazım. Hayatta devletin bunu kontrol etmesi lazım. Tabii. Hani diyeceğimiz budur. Depremle ilgili başka bir şey diyemeyiz ama onluk tuğla atıyorlar. Yani onluk şu kadar ince tuğla atar. Onluk demir atar. Yani bunun hiçbir faydası olmaz. Türkiye zarar, her şekilde zarardır. Yani burada ufak bir deprem oldu. Bu 39 saniye olursa İstanbul'da bir şey kalmaz. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Taksilini soracağım. Şimdi herkes deprem uzmanı. Şurada belki de ilkokulu okumamış. Herkes vatandaş, askeri şimdi... uzman. Vatandaş, tamam, askeri uzman. Herkes bu vatandaş. Niye Esenyurt'ta 17 depremi gördü 17 Ağustos'u? Kaç kişi öldü Esenyurt'ta? Şimdi 5.8 deprem oldu. Esenyurt'ta yine kaç binada bir hasar var tespit ettiler. Herkes ağız olan konuşuyor. Esenyurt gayet güvenilir, oturulur, sevilir bir yer. Herkes Esenyurt'u kötülemeye bir şey yok. Esenyurt bugün İstanbul'un en büyük vilayeti olacak, kazası 610 bin seçmeniyle. Şimdi Esenyurt'u kötülemeye hiçbir vatandaş hakkı yok. Önce kendine bakacak. Ben evimi geçindirebiliyor mu? Müteahhite verirken ne şartlarla verdi? 6 daire alacağım, 3 daire alacağım demedi. 6 daire alacağım dedi. Yanlış yapıldı binalar. Şimdi utanmadan herkes hakkınca konuşması lazım. Siz buranın, ne iş yapıyorsunuz? Buranın 5 kat hakkı var. Adam diyor ki bir de çatıya kaçak kat yapalım müteahhite. Öyle imza anlaşıyor. Aha, öyle. Şimdi bir de şimdi depremden kork. Deprem insanı öldürmez. İnsan insanı öldürüyor. Burada herkes yanlış konuşuyor. Esenyurt bizim oturduğumuz yer en güzel yer. 88'den beri ben Esenyurt'ta oturuyorum. Esenyurt'un halkı da güzeldi. Esenyurt'un yerleşimi de güzeldi. Esenyurt'ta depremde de hiç kimse burnu kanamamıştı, kanamaz. Yani Esenyurt'u kötülemeye, meddiye kimsenin hakkı yok. Biz Esenyurtluyuk. Esenyurt İstanbul'un geleceği göz bebeği diyor. Hiç kimsenin karalamaya hakkı yok Esenyurt. Esenyurt belediyesine, hükümetine, halkına en güzel yaşanacak yer. Ha, sevmeyen varsa çeker gider. Burasını, ama buraya herkes en fazla nüfusun geldiğine göre Esenyurt güzel bir yer ki kimsenin karalamaya hakkı yok. Ben vatandaşım. Ben burada 88'den beri oturuyorum. Ben buralıyım. Memleketimi bıraktım, geldim Karadeniz'i buralıyım. Karadenizli miyim demiyorum, Esenyurtluyum diyor. O yüzden Esenyurt'u kötülemeyelim. Belediyemizi kötülemeyelim. Halkımızı kötülemeyelim, aşağılamayalım. Şimdi Esenyurt'ta 17 Ağustos depreminde de ben buradaydım. Bir tane bina yıkılmadı. 5.8 noktalık şeyde yine yıkılan olmadı. Hiçbir şey yok. Okulları da sağlam, binaları da sağlam. Her şey sağlam. Şu güzelliğe bak. Hah.
Yıkılan yok. Bak İstanbul depremi Silivri'de oldu. Silivri'de oldu. 5 kilometre yakınımızda oldu. Okullarımızda da çatlak yok. Öğrencilerimiz hep okulda. Kimseyi korkutmaya gerek yok. Birisi evim çatladı demişti. Kimdi? Kim çatlamış gitsin belli. Şimdi çatladıysa eski gecekondu, eski binadı. Evet. Şimdi bir kardeşimizi dinleyelim mi? %90'ı yenilendi sen yurdum. %90'ı binaları yenilendi. Kentsel dönüşüm var. Kentsel dönüşümüne %90. Ha. Şu an siz güveniyorsunuz anladığım kadarıyla. Yıkıcı bir deprem. O deprem olursa. Hiçbir şey olmaz. Olmadı. 17 Ağustos'ta da olmadı. Şimdi de olmadı. 5 metre yakınımızda oldu deprem. Hani kaç tane okulumuzda hasar var? Öğrencilerimiz aha bak okuyorlar cıvıl cıvıl çocuklarımız. Bak halkımız burada. Hiç korkmayak. Korksaydı bu millet Esenyurt'ta deprem korkusu olsa bunun çoğu da vatandaş ülkesine taşınır. Şimdi bakın binalarımıza halkımıza yok öyle bir şey. Korkacak hiçbir şey yok. Toplanmalarını da var. Parklar bir sürü. Esenyurt'taki parklar hiç İstanbul'da bir yerde yok. Parklar binde birine karşılamaz. 150 bin dönüm Şehitler Parkı, Gaziler Parkı var. Tayyip Erdoğan Parkı var. Her mahallede ikişer üçer park var. Parkı olmayan mahalle söyle. Deprem. Deprem alanı deprem. Kendi sığmaz. Deprem alanı demek burasıdır. Buradan da taşır hükümet. Aha bak şurayı su görüyor mu? Küçükçekmece'nin yukarısı deprem alanı. Ot boş tarla. Bizim mahallede yok. Sizin mahallede yok. Sizin neresi? Fatih Mahallesi. Şimdi sorumuz şu. Esenyurt olası yıkıcı bir depreme hazır mı değil mi? Dernekleri verdiler, dernek yaptırdılar. Hep bina çıksak yani kapı çıksak ne olacak? O binalar gene üstümüze yıkılacak. Sen bir şey söyle. Şimdi normalde beyefendi şey söyledi. Yani binaları biz yeniledik. Hani şey oldu diyorlar da şahsen ben kendim inşaatçıyım. Dış cephe şeyiyim. Eski binaları sadece dış cephelerini yenilediler. Şahsen hani eski binayı... Binaları makyaj mı yaptılar? Aynen, sadece makyaj yaptılar. Bu konuda yanılıyor. Çünkü ben kendim olarak da inşaatçıyım. Esenyurt'ta bazı yerlerde dış cephelerini yaptım. Sadece strafon vurup hani binayı yeni olarak gösterdiler. Yanılıyorlar yani bu konuda. Bunu diyebilirim. Zaten Esenyurt bir depremde büyük bir hasar görür diyorsun. Görür mü? Bana göre görür. Çünkü ben kendi mahallemde en az yani 4-5 tane dış cephesinin kötü olduğunu veya demirlerin dışarıya saklığını nasıl diyeyim size? Taşıyıcı kolonlarda mı zarar gördün? Zararlar var yani çok. Okullarda da geçen zaten haberlere de çıktı. Hani kaç bin tane okulun yani bin diyelim ne kadar diyelim sayı olarak tam olarak bilmiyorum ama hani zarar gördüğü şahsen hani sizin gibi medyacılar gidip bunu şey yaptı. Teşhis etti yani kendi devletin okullarında. Bu konuda böyle diyorum. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi insanlar evin eski olduğuna değil de şu anda kiraya bakıyor. Yani şimdi kiralar o kadar fazla ki 1 milyar 1,5 milyara başlıyor iyi bir evler. Benim oturduğum evde 99 depremini gördü. Ben şu an oturuyorum halen. Hatta 6 kişi mecbur oturuyor. Çünkü evde çalışanlar yeni bir eve çıkmak mümkün değil. Ben 30 yaşındayım, işsizim. Buradaki insanların hepsi işsiz. Şimdi deprem muhabbeti güzel de önce gireceğin evin bir kirası önemli. Hani aldığımız yani çıkacağımız evlerin kirası o kadar pahalı ki bina eski mi yeni mi ona bakan yok zaten. Depremle ilgili ne düşünüyorum? Yani şimdi olursa bir kere yani Esenyurt'ta olursa zaten çoğu yer gider o bir garanti. Hani bunu kimse arkasını tabii kesin yani o bir garanti. Ama şöyle bir şey var ben depremi yakından da benim bazı tanıdıklar var telefonumda indirimler yaptım. Yani deprem her yerde oluyor. Bakın her yerde ama mesela bugün bu sabah saat 7.30'da 3.8 Akdeniz'de oldu. Yani inanılmaz şekilde ama her yerde. İzmir'de mesela 12 tane fay hattı var. Tamam o zaman İzmir'dekiler İstanbul'a taşınsın. İstanbul'dakiler oraya. Yok o değil. Önemli olan burada ne yapabiliriz? Biz o gece dışarıda durduk. Örnek mahallesinde oturuyorum ben. Ortalama orada o gece 1000 kişi vardı. O 1000 kişide bir tane bak bir tane diyorum bir polis aracı sabah biz gece oraya 10'da çıktık sabahladık o gece 5.8'de sabah 7.30'da bir polis aracı veya bir örneğin belediyeden gelenler ya bir şey oluyor mu nasılsınız bir sıkıntınız var mı deyip soran yok. Deprem oldu her yer dışarı çıktı ben soruyorum burada da kalanlar olmuş. Bir tane belediyeden gelen veya bir polis ekibi bir kontrol amaçlı durdu mu yok. Sonuçta herkesin şimdi mal tamam önemli de can önemli de insanların malı mülkü de var mesela altını var parası var yanına alıyor bir şey oluyor. Ya bir polis aracı bile gelmedi yani bir kontrol etmiyor bir belediyeden gelen yok. Tamam biz şimdi yeni belediye başkanı istedik İmamoğlu'na da güven. Biz oylarımızı İmamoğlu'na verdik ama hani biraz daha böyle atak olması lazım. Biz atak bekliyoruz. İnşallah da olur yani.